Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zera ve bera. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi ilmi. Subhanallahil azim ve bihamdi bi adedi halgi ve mil'el mizan ve müntehel ilmi. Ve meblağ rıda ve zinetel arş. Estağfirullah bi adedi zünubina hatta tufer. Allahu ekber hatta tufer. Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Amelde fıkıh-ı ekberden keşif notları vermeye devam ediyoruz. İslam hukukunda, İslam fıkhında cezalar dünyevi ve uhrevidir. Kıymetli efendiler, sadece dünyevi ceza koyan beşeri kanunlardan bu konuda da ayrılmaktadır. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman, dünyevi ceza, miktarı belirli cezalar, yani hudutlar ve miktarı belirsiz cezalar, taziller vardır. Uhrevi cezada kin, haset, güzel bir kılıfa büründürerek başkalarına zarar verme kastı gibi. Şimdi cezaların ihmali sebebiyle bugün şöyle bir dünyaya bakalım. Gerçek ahlakın ruhlara, kalplere yerleşmediği ortamlara, toplumlara, fert cemiyetlere, devlet ve milletlere şöyle bir bakalım. Yüce İslam'ın hukuku, İslam fıkhı, her konuda insanlığın ruhi, kalbi, bedeni, enfüsi ve afaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir Yüce İslam, onun fıkhı. Kıymetli efendiler, fıkıhtan mükafat, yani karşılık müsbet ve menfidir. Müsbettir, yapmamaya da sevap vardır. Mesela kötülüğü yapmadın, ona da sevap verilmektedir. Hatta bir sevap takdir etmezken, muhalefet edildiğinde cezalar vermekle yetinir. Kim? Beşeri kanunlarda bakın şöyle. Kanun ise hükümlerine uyulması halinde bir sevap takdir etmezken, muhalefet edildiğinde cezalar vermekle yetinir. Beşeri kanunların, ruhların ihtiyacına, kalplerin ihtiyacına, dünyevi, uhrevi, mezar ve ötesine, dünyadaki insanların ihtiyaçlarına cevap verme şansı yok diyecek kadar zayıftır. Onun için İslam fıkhının kıymetini, onun İslam hukukunun değerini insanlık inşallah bir gün anlayacaktır. Anlayanlar çoktan anladı. 14 asır bu cihanı aydınlattı ve ebedi aydınlatacaktır. Fıkıh hem ferdin hem de toplumun maslahatlarını gözetir.
Yani İslam hukuku, İslam fıkhı hem fertlerin hem de toplumların tüm maslahatlarını gözetmektedir. Birinin diğerine üstünlüğü olmadan toplumun maslahatı göz önünde tutulur. İki zarardan büyüğü hafifi ile def edilir. Cemaatin maslahatını elbette gözetmenin örneklerindendir. Mesela namaz, oruç bunlardandır. Şöyle bir baktığımız zaman bunlar insanın ruh dünyasını, zahiri dünyasını, manevi dünyasını düzenler. Zarar vermek için onları tutmayın. Emrine binaen zararlı olduğu durumunda mesela hanımın kocasına itaate mecbur olmayışı, masiyeti emretmesi gibi hallerde yöneticiye itaat edilmeyişi gibi mesela vatana, millete ihanet içeren emirler kimden olursa olsun bu emirler yerine getirilmez. Allah'a isyan edilen yerde de kimseye itaat edilmez. Mesela bir koca karıya haksız yoldan dayatmada bulunuyor. Kocanın yanlışlarına, kötülüklerine kadının itaat etme zorunluluğu yoktur. İtaatlar maruftadır. Nehyi anil münker ise her Müslüman kötülüklerden sakınacaktır, sakındıracaktır. Masiyetle emredilmedikçe Müslüman kişiye sevdiğinde ve sevmediğinde dinlemek ve itaati vardır. Masiyetle emredilirse dinlemek ve itaati yoktur. Bu hadisi şerifi İmamı Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiğini görmekteyiz. Vasiyeti malın üçte biriyle sınırlamak gibi, Buhari ve Müslim'in de rivayet ettiği gibi, üçte bir de çoktur. Senin varislerini zengin bırakman, insanlara el açacak şekilde bağımlı bırakmaktan, yani fukara olarak insanlardan dilenir bir vaziyette bırakmandan daha hayırlıdır. Yüce İslam her konuda mükemmel bir ilahi ölçü ve adalettir. Bunun için faydalıyı celbeden, zararı def eden metot tamamen İslam fıkhının, yüce İslam'ın kendi metodudur. Mesela hazine, umumi gelir sağlama gibi, cizye ve diğer vergiler gibi, fethedilen arazileri sahiplerinin elinde bırakmak gibi, bunlar hep maslahatla ilgili, o içinde bulunan şeraitle ilgili. Yüce İslam en faydalıyı emreder, zararlının tümünden insanları yasaklar. Sonra İslam insan yetiştirir, ehliyetli kadro yetiştirir, işi ehline verir. Eğer bunu yapmazsanız, zaten bütün yüce İslam kendi asli değerlerinde orada kalır, uygulayan olmazsa o da insanoğlunun tamamen mahrumiyetidir. Onun için yüce İslam her konuda faydayı ve ilerlemeyi
toplumun menfaatını, ferdin, toplumun, devlet ve milletin, cihan şumul bir menfaat ortaya koymuş, hak ölçüleri, gerçek adaleti ortaya koymuştur. İslam fıkhı, fıkıh beka ve sürekli tatbike uygundur. Yani şöyle bir bak, İslam'ın fıkhında ebedilik vardır. Çünkü Allah'ın kitabı Kur'an'a dayanır. Karşılıklı rıza, zararın tazmini, suçu kökünden yok etmek, hakların korunması, şahsi mesuliyet gibi sürekli kaidelerin fıkhı değişmez. İnsanların, mahlukatın değişmeyen asli hakları vardır. Bunlar ebedi değişmez. Kıyasa maslahatları ve örfleri gözetmeye dayalı fıkıh, zamanın ihtiyaçları, insanların hayrı, zaman ve mekan olarak muhtelif çevrelerin durumuna göre hüküm şeriatın maksatları ve sahih esasları çerçevesinde kaldığı müddetçe değişme ve gelişme kabul eder. Bu da muamelatta olur. Akaid ve ibadetlerde olmaz. Zamanların değişmesiyle ahkamın değişmesi kaidesinden kastedilen de budur. Şunu bil ki, akaidde ve ibadetlerde katiyen değişmez, muamelatta değişir. Şartlar değiştikçe, değişen şartlara Yüce İslam yeni hükümler getirir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in şumulünde, bütün çağlar değişmiş ve değişecek bütün şartlar bulunmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilminin her şeyi kuşatmasıdır. Bunu iyi anlamak ve iyi keşfetmektir. Dersimizin konusu keşif notlarıdır. Yani ameli fıkhın keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Dersimiz amelde fıkhı ekber ve onun keşif notlarıdır. İslam fıkhı kanunların muhtelif yönlerini ihtiva etmiştir. Mesela sigorta, banka sistemi, borsa sistemi, deniz ve hava, nakil talimatları ve bunun gibi asrın meselelerinin külli fıkhi kaidelerle ve kıyas, istihsan, mesalihi mürsele, seddi zerai, öf ve benzerleri gibi içtihatla hükümleri bunların bilinebilecek şeylerdir. Bazı fakihler nasların örfle tahsisini caiz görmüşlerdir. Çoğunluğa da bunlar muhaliftirler. Malikilere göre asil kadının çocuğunu gereği kadar emzirmeye zorlanamaması gibi. Efendim Ebu Yusuf'un eşitliğin ve aksinin gerçekleşmesi için ölçüsünde ya da tartısında faiz cereyan edebilen malların mikyasında örfü benimsemesi gibi. Bazıları da illeti değiştiği için hükmün değişikliğine cevaz vermiştir. Müellefe-i kulüp payının durdurulması ve kameri ayların başlarını bulmada rü'yete değil de hesaba dayanılması gibi.
Burada da tabii ki ilim adamları fikir yürütmüşlerdir. Asilden fer'e doğru fikir yürütürler. Hiçbir zaman asli Kur'an ve sünneti ihmal etmezler. Bazıları da şer'an, zaruret ve ihtiyaç manalarının bulunması şartı ile insanlardan sıkıntı ve zararı def etmek için hükmün zaruret veya ihtiyaçla değişmesine cevaz vermiştir. Bu da bazılarıdır. Hepsinin görüşü değildir. Buraya dikkat et. Bazıları da şer'an, zaruret ve ihtiyaç, sıkıntı ve zararı def etmek için hükmün zaruret veya ihtiyaçla değişmesine cevaz vermiştir. Ruhsat, zaruretin giderilmesi ve ihtiyacın tahakkuku için lazım miktar kadardır. Buraya da dikkat lazım. Ruhsat, zaruretin giderilmesi ve ihtiyacın tahakkuku için lazım miktar kadardır. Zaruret miktarı ile takdir edilir. Zaruret ise kişiyi yasak şeyi yapmaması halinde nefsinin veya neslinin helaki veya malının telefi ya da aklının gitmesi ile tehdit eden şeydir. Şimdi bunları da iyi anlamakta fayda var. İhtiyaç, şöyle bir bakalım. İnsanın nefsi veya çocuğu veya malı ya da aklına isabet eden meşakkat ve zorluktur. Eğer yasak olanı kullanmadığın zaman bunlardan birine bir zarar gelecekse, işte o zaman zaruret miktarı burada ne yapacaktır? Zarardan korunmaya çalışacaktır. Fıkıhla amel etmek vaciptir. Efendiler, fıkıhla amel etmek İlzami yani bağlayıcı bir vaciptir. Çünkü fakihe içtihadının sonucu ile amel etmesi vaciptir. Buralara da dikkat lazım. Fıkıhla amel etmek vaciptir. Fakihe içtihadının sonucu ile amel etmesi vaciptir. Ona nispetle Allah Teala'nın hükmüdür. Müçtehit olmayan da müçtehidin fetvası ile amel edecektir ve mecburdur. Çünkü müçtehit olmayan mukallittir. Mukallit olan kişi gerçeği bilenin ilmine tabi olur ve müçtehidin fetvası ile kesin kes amel eder, bu da şarttır. Zaten önünde fetva sormaktan başka da şer'i hükmü öğrenecek bir yol yoktur. Çünkü Yüce Allah Nahl suresinde bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz, yani ilim ehline sorunuz. Bu Allah'ın kesin emridir. Kat'i delille sabit şeriatın hükümlerinden bir hükmü inkar veya şeriatın tatbike uygun olmadığını ileri sürmek küfürdür. Burayı bir daha açıklayalım. Kat'i delille sabit şeriatın hükümlerinden bir hükmü inkar veya herhangi bir hükmün mevcut
hadlerin katılığını, mevcut hadlerin katılığını iddia ya da şeriatın tatbike uygun olmadığını ileri sürmek küfür ve İslam'dan çıkma irtidattır. Bir emir şeriatta kesinse Allah'ın emri, buna katıdır, uygulanamaz, bu çağa uymaz gibi sözler küfürdür diyor, irtidattır. Fakat zanni galibe dayalı, içtihatla sabit bir hükmün inkarı ise, bunlar masiyet, fısk ve zulümdür. Müştehit, şahsi bir istekten, menfaat emelinden, reklam gibi şeylerden uzaktır. Efendim, çünkü hakkın bilinmesi ve o konuda bütün gayretini sarf etmesi müştehidin görevidir. Müştehit bunu yerli yerince yapan kişidir. Şer'i delil, önderi hak, şiarı da emanet, doğruluk ve ihlastır. Yani müştehidin delili şer'i delil, yani Kur'an ve sünnettir. İcma ümmet, kıyası fukahadır. Şer'i delil, yani müştehidin dayanağı, kesin kez kitap sünnettir. Önderi haktır. Şiarı da emanet, doğruluk ve ihlastır. Müştehitlerimiz bizim çok kıymetli, değerli alimlerimizde bu özellikler var ola gelmiştir, var ola devam edecektir. Görülen maslahata göre herhangi bir mezhepten hükmün seçilmesi için mezhep alimlerinden oluşan bir heyetçe yapılır. Şimdi bakın, bazı ihtiyaçlar karşısında görülen maslahata göre herhangi bir mezhepten hükmün seçilmesi için mezhep alimlerinden oluşan bir heyetçe yapılır. Yani cahillerin yapacağı şey değil bunlar. Bunlar ehliyet isteyen, efendim, hususlardır. İnsanların rahatı, kalplerin huzuru da bundadır. Onun için İslam'ın yüce kanunları şöyle bir gözden geçirildiği zaman tüm insanlığa hayat verir. Yöneticiler ciddi olursa mesele zor değildir. Yönetici kadro daima ciddi, samimi, ihlaslı, hukukun üstünlüğünden yana ve Allahu Teala'ya karşı sorumluluk altında, eğer tüm sorumluluklarını ruhunda, kalbinde hisseden yöneticiler de onun kadrosu iş başında olunca, tabii ki o zaman mesele kolaylaşır, ortaya huzur ve adalet gelir, güven gelir. Kıymetli efendiler, fakihler veya müftüler, müştehitler, müştehit, hükümleri delillerinden çıkarmaya muktedir olduğu bir meleke hasıl olur müştehitte. Dikkat et, fakih veya müftü, efendim, bunlar müştehittir. Müştehitlik ehliyetine ulaşmış olanlar ki bunlar. Yani müştehit hükümleri delillerinden çıkarmaya çalışan, bütün gücünü kullanan meleke, efendim, kendisinde
meleke hasıl olan kişidir. Mecaz ve hakikat örfiye türündendir. Zamanımızda çıkan fetvalar, fetva soranların kullanması ve mücerret olarak efendim müftü, müştehidin kelamının naklidir. Gerçek fetva değildir. Eğer çağımızda müştehit derecesinde fakih ve müftü yoksa bunlar ne yapmaktadırlar? Bir önceki verilmiş fetvaları müştehitlerin, müftülerin verdikleri fetvaları vermektedirler. Mezhep nedir? Gidilen yer ve yol demektir. İstilahi manası ise meselelerin ihtiva ettiği hükümlerdir. Dikkat et, meselelerin ihtiva ettiği hükümlerdir. Şimdi şöyle bir bak, yol hayatın devam ettirileceği yere ulaştırır. Yol, hayatın devam ettirileceği yere ulaştırır. Bu hükümler de ahiret saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz, mezhep deyince gidilen yol ve o yol için gerekli hükümler ortada bulunmaktadır. Şimdi bu gibi mezhebi yanlış anlayıp yanlış tanımlayanlar, mezhebin ne olduğunu bilmeyenler, bir de taassuba kapılanlar, bir de mezhepsizlik efendim propagandası yapanlar, bunların hepsi yanılmışlardır. Mezheplerin çekirdeği sahabe asrında ortaya çıkmıştır. Her sahabi bir mezhep halindedir. Mesela Hazreti Ayşe annemizin onun ortaya koyduğu ilmi metotlar, yine diğer sahabilerin durumları, şöyle bir bak, bunlar sahabinin yüksek derecede ilmi olanlar. Her sahabi mükemmeldir. Radıyallahu anhüm ve erdâ becmayın. Fakat bunların içinde ilimde öne çıkanlar bulunmaktadır. Şimdi dolayısıyla sahabi zamanında mezhep mi vardı diyenler de gerçeği bilmiyorlar. Mezhep İslam'ı bilmenin adıdır. Ve İslam'ı bilen kişilerin asli delillerden, kitap ve sünnetten, bilinenden bilinmeyene terakki edebilecek ve hem rivayet hem dirayette ehliyet sahibi olanlardır. Bunun için şöyle bir bak, nice kıymetli sahabinin içinde mükemmel alimler bulunmaktadır. Bunun için kıymetliler, mezhebin bir ilim olduğunu, ekol, okul olduğunu, bunun da Kur'an ve sünnete dayandığını, icmaya, kıyasa dayandığını, müştehidin ilmine dayandığını unutma. Mesela Eshab Güzin böyleydi. Tabi'in devri de böyledir. Tabi'in devrinde de mükemmel alimler yetişmişlerdir. Şöyle bir bak, bunların içerisi tabi'in devri ilimle dolu, alimle doludur. Şöyle baktığımız zaman sahabi tabi'in devrinde de bunların içinde İkrime'yi görüyoruz.
Ata bin Ebi Rebah bakıyoruz. Ve diğer İbn-i Sirinleri görüyoruz. Ve yine bunun gibi Ebu İdrisleri görüyoruz. Daha neleri görüyoruz? Hicri 2. asrın başından 4. asrın ortalarına kadar içtihadın altın dönemidir. Buraya dikkat et. Hicri 2. asrın başından 4. asrın ortalarına kadar içtihadın altın dönemidir. Müthiş müçtehitler yetişmiştir bu ortamda. Hicri 2. asrın başından. Dikkat et. Sahabi emin ellere teslim etmiş bu yüce emaneti. 1. asrı sahabi devrine bıraktığımız zaman, bakın, yine 2. asrın başından 4. asrın ortalarına kadar ki, bir burada 150 senelik bir altın çağ görüyoruz. Bunun önü de çok parlak, bunun 2 asır öncesi de daha parlak ve sonu da parlaktır. Hiçbir burada kopma, eksilme de olmamıştır. Onun için kıymetliler, şimdi bakıyoruz yine 2. asrın şöyle ortalarına doğru 2. asrın kıymetli muhaddisleri görüyoruz. 2. asrın başından itibaren İmam-ı Azam 80 yıllarında Hicri doğduğuna göre daha 1. asrın ortalarına takriben yakın kabul edersek, bakın 150 tarihlerinde de Hicri dünyadan göçtüğüne baktığımız zaman, onun döneminde de ne kadar büyük müçtehitlerin yetiştiğini görmekteyiz. Mesela Mekke'de Süfyan bin Uyeyne, Medine'de Malik bin Enes, Basra'da Hasan-ı Basri, Küfe'de Ebu Hanife İmam-ı Azam ve Süfyan-ı Sevri, Şam'da Evzai, Mısır'da Şafii ve daha nicelerini görmekteyiz ki, bütün alimlerimize Allah bol bol eksilmeyen, tükenmeyen rahmetiyle Cenab-ı Hak rahmet eylesin, mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Çok mükemmel çalışmışlar yüksek İslam alimleri. Şimdi bu alimlerin ortaya koyduğu ilmi ekoller, işte mezhep bunlardır. Mezheplerin çokluğu insanlara zarar vermez. Çünkü bunlar kökte hep birdirler. Niceleri ne oldu? Sonradan tabisi kalmadı. Ama 4 mezhep dünyada 14 asırdır yaşayarak geldi. Ve öbürleri de kitaplarda kaldı. Öbürleri de ilmi olarak kitaplarda kaldı. Ama o kitaplarda kalanın bugüne faydası yok mudur? Elbette hala faydası vardır ve olacaktır. Çünkü kitaplarda kalması belgelerin ortaya çıkmasıdır. Onun için biz o tabisi kalmayan gerçek hak müçtehitlerin ortaya koyduğu çalışmaları da takdir ediyor, rahmet okuyoruz.
Kıymetli efendiler, bunlardan biliyorsunuz dünyada meşhur müştehitlerden, büyük fakih ve İslam hukukçularından birisi İmam-ı Azam'dır. Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir. Bu zat-ı muhterem rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain 80 yıllarında doğmuş hicri, 150 yıllarında ise dünyadan Hakk'a yürümüştür. Ve Hanefi ekolünün mezhebinin baş imamıdır, İmam-ı Azam. Emevi ve Abbasi devletlerinin yükseliş devirlerinde yaşamıştır İmam-ı Azam. Dikkat et buraya. Emevilerin çoğunu İmam-ı Azam hiç sevmezdi. Abbasilerin içinde böyleleri vardı. Buna rağmen İmam-ı Azam bu iki dönemde yaşamış ve yükseliş devirlerinde yaşamıştır. Yine de bu iki devlet çok yükseliş göstermiş, yükselmiştir. Demek ki Yüce İslam'ı uygulayan kadrolar, ehliyetli kadrolar olunca bütün dünya yükselecek, insanlık huzura erecektir. Bu şeksiz şüphesiz böyledir. Şimdi İmam-ı Azam'ın tabiinden olduğu da rivayet edilir. Sahabiyle görüştüğü rivayet edilir. Ve daha önceki Fıkh-ı Ekber, yani İmam-ı Azam'ın itikadda, kelamda, tevhid ilmindeki Fıkh-ı Ekber'inden keşif notları verdik. Bundan önceki derslerimizde oralarda bu konulara değindik. Şimdi ise amelde Fıkh-ı Ekber'le dersimiz devam etmektedir. Enes bin Malik'i görüp ondan ilim tahsili her Müslümana farzdır diyen hadisi şerifi de rivayet ettiği de söylenmektedir. Yani Enes bin Malik sahabidendir. Radiyallahu anhü ve erdahu necmain. İmam-ı Azam'ın onunla görüştüğü de rivayetleri daha önceki derslerimizde geçmişti. Kıymetliler, dirayette, reyde, ehli reyin imamı, büyük bir imam, İmam-ı Azam'dır. Iraklıların fakihidir. Ve bütün dünya da onun tabisi daha çoktur. Dünya Müslümanlarının her zaman üçte ikisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine tabi olmuşlardır. Takriben böyledir. Ve kıymetliler, İmam-ı Şafii İmam-ı Azam hakkında bakın ne diyor. Büyüğü büyükler methederse, İşte o zaman durumun değeri ortaya çıkar. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam hakkında diyor ki, insanlar fıkıhta Ebu Hanife'ye iyaldir. Yani insanlar Ebu Hanife'nin diyor fıkıhta çocukları, talebeleridir diyor. Küfe'de kumaş ticaretiyle geçimini temin etmiş bir zat-ı muhteremdir İmam-ı Azam. Kıymetliler, hadis ve fıkıh ilmini ulemanın ileri gelenlerinin çoğundan almıştır. Yani İmam-ı Azam fıkıh ilminde, tefsirde, hadiste ve bütün ilimlerde öne çıkmış büyük bir zat-ı muhteremdir rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain.
Fıkıh İmam-ı Azam İbrahim Nehai'nin talebesi olan Hammad bin Ebu Süleyman'dan almış. Pek çok hocadan ders almış ama Hammad bin Ebu Süleyman'ın dizinin dibinden kalkmamış. Ta o dünyadan göçünceye kadar onun öğrencisi olmuş. Müzakereleri 18-20 sene ve değişik haberlerle ve çok büyük bir ilmi tahsil yapmış. Hadis kabulünde ihtiyatlı davranmış. Her hadisi almamış. Sahih hadisleri almış. Ve Kur'an-ı Kerim'le gerçek sahih hadislerle çelişenleri almamış. Kıyas ve istihsana çok başvurmuş. Mezhebinin kaynakları nedir? İmam-ı Azam'ın mezhebinin kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. Yani kitap, sünnet, peygamberimizin sünnetidir. Yani kavli, fiili, takriri sünnetidir ki hadisi şerifler. Üçüncüsü icmadır, kıyastır ve istihsandır. İlmi kelama dair Fıkıh-ı Ekber isimli kitabı vardır. Bu kitabı da size biz Keşif Notlar adı altında bu kitaptan size bilgiler verdik. Baştan sona. Yine hadisi şerif konusunda İmam-ı Azam'ın müsnedi bulunmaktadır. İmam-ı Azam'ın çok kıymetli, pek çok sayıda yüksek alim talebeleri vardır. İmam-ı Azam'ın ekolünde çok büyük müştehitler yetişmiş, çok kıymetli alimler yetişmiştir. Bunlardan da öne çıkanlardan bazıları şunlardır. İmam-ı Ebu Yusuf, Yakup bin İbrahim el-Kufi, rahmetullahi aleyh ve aleyh mecmain. Bu zat-ı muhterem İmam-ı Azam'ın baş talebesidir. 113 Hicri yıllarında doğmuş, 182 yıllarında dünyadan göçmüş olduğu kayıtlıdır. Bu zat-ı muhterem Harun-ur Reşit zamanında, onun hilafet zamanında Kadı-ül Kudat başkadı, baş hakim olarak görev yapmıştır. İmam-ı Azam'ın mezhebinde usulünün tetvini ve İmam-ı Azam'ın görüşlerinin dünya çapında yayılmasında büyük katkısı vardır ve İmam-ı Ebu Yusuf mutlak bir müştehittir. Buna dikkat et. Şimdi İmam-ı Azam dinde tam bir müştehittir. Bu İmam-ı Ebu Yusuf da mutlak müştehitlerdendir, İmam-ı Azam'ın baş talebesidir. Muhammed bin Hasan Eş-Şeybani de İmam-ı Azam'ın çok kıymetli talebesidir. Bu da Vasıt'ta doğmuş. Babası Şam'da ehli Harasta'dandır. Küfe'de yetişti, Bağdat'ta yaşadı ve Rey'de vefat etti diye efendim kayıtlar bulunmaktadır. Fıkıh önce İmam-ı Azam Ebu Hanife'den öğrendi. Tahsilini daha sonra Ebu Yusuf'tan tamamladı. Malik, İmam-ı Malik bin Enes ile de bir müddet beraber oldu. Ebu Yusuf'tan sonra Irak fıkhının reisliği ona kaldı.
ilimde bir dahi idi ve mutlak müştehid idi. Yazdığı birçok eserler İmam-ı Azam'ın mezhebinin muhafaza edilmesini sağlamıştır. Hanefi mezhebinin tetvininde çok büyük katkısı bulunmuştur. Zahirü Rivaye denilen kitapları Hanefi mezhebinde güvenilir bir hüccettir. Evet çok kıymetli ve muhterem efendiler. Amelde Fıkı Ekber'le keşif notlarımız devam ediyor. Diğer kıymetli talebelerinden birisi de Ebu Hüzeyl, Züfer bin Hüzeyl bin Kays el-Küfi. Allah hepsine bunların ve diğer alimlerimizin tamamına rahmet eylesin. Bu zat-ı muhterem de, bu Züfer bin Hüzeyl, 110 yıllarında hicri, doğmuş 158 yıllarında dünyadan Hakk'a yürümüştür. Bu da kıymetli bir alimdir ve kendisi hadis ehlinden kıymetli bir hem muhaddis hem de mutlak müştehittir. En isabetli kıyas yapanlardan birisi bu zatı muhteremdir. Diğeri de Hasan bin Ziyad rahmetullahi aleyh'tir. Şimdi bunlar Hanefi ekolünün başta gelen en kıymetli müştehitleridirler. Malik bin Enes Hazretleri de çok kıymetli bir müştehittir ve Maliki mezhebinin kurucusudur. Bu zat-ı muhterem de İmam-ı Azam'dan 13 yıl sonra doğmuş ve 179 yıllarında vefat ettiği rivayet edilir. Yani İmam-ı Azam 150 yılında vefat ettiğine göre ortada bir 29 sene sonra da İmam-ı Azam'dan 29 sene sonra da İmam-ı Malik Hazretleri dünyadan göçmüş, Hakk'a yürümüştür. Kıymetliler, Medine'nin en kıymetli alimlerinden, dünya çapında kıymetli müştehitlerden bir de Malik Hazretleridir. Rahmetullahi aleyhi ve aleyhi mecmain. Medine'den hiçbir yere gitmemiştir. Emeviler ve Abbasiler zamanında yaşadı. İslam devleti bu iki imam zamanında genişledi. Kim bu iki imam? İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik. İslam devleti bu iki imam zamanında genişledi. Batıda Atlas Okyanusu'na dayandı, doğuda da Çin'e uzandı. Endülüs'ün fethi ile de Avrupa içlerine doğru uzandılar. Şöyle bir bakınca Müslümanlar bu hak olan İslam'a, Kur'an'a, sünnete sarılıp müştehitlerle, hak müştehitlerle beraber hareket eden, birlik ve beraberlik içinde bulunan İslam alemi yeniden dünyaya evrensel barışı ve huzuru Müslümanlar yeniden getirirler. Ve bu ümmetin görevidir. Ümmet bir ve bütün olarak dünyaya İslam A'dan Z'ye barıştır. Bunu getirmek zorundadır. Malik Hazretleri fıkıhta
hadiste ve fıkıhta kıymetli bir alimdi, imamdı. Muvatta isimli kitabı bir kıymetli hadis kitabıdır. İmam-ı Şafii onun için Malik hocamdır demiştir. Yine İmam-ı Malik parlak bir yıldızdır der. İmam-ı Şafii bunu da övmüştür. Mezhebini 20 delil üzerine kurmuştur. Bunlardan 5'i Kur'an-ı Kerim'den, 5'i de ona münasil sünnetlerdendir. Kıymetliler, istihsan, setti zerai ile hüküm, hilafi muraat, bazen hilafi nazarı itibara alırdı. İstisap mesalihi mürsele ve bizden öncekilerin şeriatları. Efendim gibi şu delilleri çok kullanmakla tanınmıştır. Sünnetle amel, ehli Medine'nin ameli. Mesali mürsele, senedi sabit ise sahabe görüşü ve istihsan. En meşhur talebelerinden olanlar bulunmaktadır. Bunlar Mısırlılardan ve Kuzey Afrika ve Endülüs'tendirler. Bunlardan 7'si Mısırlılardandır. Çok kıymetli İmam Malik Hazretlerinin de kıymetli müştehit öğrencileri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ebu Abdullah'tır. Abdurrahman bin Kasım. Ebu Muhammed Abdullah bin Vehib bin Müslim gibi kıymetli, çok kıymetli talebeleri bulunmaktadır. Yine kıymetli müştehitlerimizden birisi de İmam-ı Şafii Hazretleridir. Muhammed bin İdris Eş-Şafii, bu zat-ı muhterem, İmam-ı Azam'ın öldüğü gün doğmuş diye rivayetler vardır. Hicri 150 senesinde doğmuş ki İmam-ı Azam 150 yılında vefat etmiştir. Ve İmam-ı Şafii 204 tarihinde vefat etmiş, Hakk'a yürümüştür. Rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain. Şafii mezhebinin baş imamı ve kurucusudur. Çok kıymetli efendiler, İmam-ı Ahmet bin Hanbel'le beraber yaşamışlar ve görüşmüşlerdir. Ve kıymetli bir İslam dünyasının kıymetli bir alimidir İmam-ı Şafii Hazretleri. Şimdi onun da çok kıymetli talebeleri, müştehit talebeleri bulunmaktadır. Ebu Yakup Yusuf bin Yahya el-Buveyti, Ebu İbrahim gibi, Ebu Muhammed Errabi bin Süleyman gibiler, çok kıymetli Şafii alimleri de bulunmaktadır. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Yüksek alimlerimizden ve mezhep sahibi olanlardan biri de Ahmet bin Hanbel Eşşeybani'dir. Bu zat-ı muhteremde 164-241 yıllar arasında yaşamıştır. Hicri olarak. Onun da çok kıymetli müştehit talebeleri vardır. Hanbeli mezhebinin kurucusudur. Bu mezhepler birer İslam ekolü, okuludur. İçinden yüksek alimler yetişmiştir. Bunlardan yine Zahiri mezhebinin kurucularından biri de Ebu Süleyman
Davud bin Ali el-İsfahani el-Zahiri'dir. Bu da Hicri 202-270 yıllarında yaşamıştır. Zahiri mezhebinin kurucusudur. Kıymetli efendiler, Zahiri mezhebinin efendim şeyhidir. Davud hadis hafızlarından idi. Yani bu Davud bin Ali hadis hafızlarından idi, fakih ve müştehit idi. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin zahiriyle amel. Nas yoksa ümmet ülemanın hepsinin icması olması şartıyla icmayı kabul etmektir. Sahabenin icmasını almıştır sadece. İcma yoksa istishabı efendim almıştır. Aslın mübah oluşu delilini. Eğer nas veya icma yoksa istishabı alırlar zahiriler. İstishab ise aslın mübah oluşu delilidir. Kıyas, rey, istihsan, zerai ve ahkam gibi nasların içtihatla talilini kabul etmezler zahiriler. Taklidi de reddederler. Zahiri fıkhından misaller. Altın ve gümüş kapların kullanılmasının haramlığını, onlardan içmeyle sınırlama. Faizin haramlığını hadiste zikredilen 6 sınıfla sınırlama. Kaybolmuş efendim mezhep sahiplerinden biri olan Ebu Sevr'in görüşü gibi Cuma'nın aşiret mescitlerinde de kılınabileceği, zengin hanımın zorda olan kocasına ve kendine bakmaya mecbur edilmesi gibi zahirlerin kendilerine göre görüşleri bulunmaktadır. Bunun zahiri mezhebi Endülüs'te yayılmıştır. 5. asırda zayıflamaya başladı. 8. asırda unutuldu. Yani önce vardı ama şimdi varlıkları, yoklukları eşit hale geldikleri söylenmektedir. Ve unutulmuş mezheplerdendir. Diğerlerinden biri de Zeyd bin Ali, Zeynel Abidin bin Hüseyin. 4 mezhebin yanında 5. mezhep sayılan Şia Zeydiye'nin imamı. Yani Zeyd bin Ali Zeydiye'nin imamıdır. Ve Şia'dandır kendisi. Çok yönlü ilmi bir şahsiyet idi kendisi. Alim idi. El-Mecbu adlı eseri eski fıkıh kitabıdır. İtalya'da basıldı bu kitap. Allame Şerefüddin Hüseyin bin Haymi El-Yemani Es-Sanani bu eseri Er-Ra'udun Nadir Şerhu Mecmu'ul Fıkıh El-Kebir adıyla 4 cilt halinde şerh etti. Ona Hişam bin Abdülmelik zamanında Küfe'de biat edildi. Yusuf bin Ömer'le yaptığı savaşta öldü. Evet kıymetliler, bu da
Zeydiye imamları olarak Zeydiye'nin imamı ve kıymetli bir alim idi. Onu da efendim Emeviler zamanında şehit edildi. Dünyadan bu şekilde göçtü. Zeydiye imamlığı Ali Zeynel Abidin'den sonra oğlu Zeyd'e efendim dayandıranlardır. Dolayısıyla üstün Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz'in diğer eshabından üstün tutuyordu. Zeyd Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i kabul ediyor. Ancak Hazreti Ali'yi Peygamber'in diğer eshabından üstün tutuyordu. Zalim imamlara isyan edilmesi taraftarıydı. Ebu Bekir ve Ömer'e sataşanları kınardı. Etrafındakilerden Ebu Bekir ve Ömer'e sataşanları kınardı. Bunun üzerine önceden biat edenler kendisinden ayrıldılar. Doğruyu söyleyince eğriler etrafından dağılırlar. Bakın Hazreti Ömer'e, Ebu Bekir'e dil uzatmayın deyince Zeyd ne yaptılar? Etrafından dağıldılar. Niye? İşte onlar sapık herifler. Alimin sözünü kabul etmiyor. Hem de Zeydiye görünüyor. Onlara rafaztumuni yani beni terk ettiniz dedi. Bunlara rafiziler diye de adlandırılırlar. Rafiziler diye de adlandırırlar ki Zeyd'den ayrılanlar. Daha sonra Velid bin Yezid bin Abdülmelik zamanında oğlu Yahya da isyan etti ve o da öldürüldü, onu da öldürdüler Emeviler. Evet, bütün İslam alimlerine Allah rahmet eylesin. Kıymetliler, bu zatların da kıymetli eserleri vardır. İmam Yahya bin Murtaza, onun da ölümü 840'tır. 4 ciltlik bir Kitabul Bahir Ez-Zahhar El-Camili Mezahibi Ülema'il Emsar'dır. Fakihlerin görüşleri ve ihtilaflarını toplamıştır. Çok kıymetliler. Bunların Şia'nın ve imamların beşiği Iraklıların fıkhına yakındır. Yani bu fıkıh Iraklıların fıkhına yakındır. Ehl-i sünnetin fıkhından çok farklı da değildir. Az konularda fark eder. Mesler üzerine mesin meşru olmadığı, işte bunların ehl-i sünnetten ayrıldıkları konulardan bazıları, mesin meşru olmadığı, gayrimüslimin kestiğinin haramlığı, kafir kadınları nikahınızda tutmayın, efendim, yine Mümtehine suresindeki 10. ayetine binaen ehli kitap kadınlarla evlenmenin haramlığı, muta nikahının mübah olduğuna kail olan Şia imamiye, efendim imamiyeye muhaliftirler. Bunların bak imamiye fırkasına, Zeydiye fırkası bu konularda muhaliftirler, cahir görmezler. Yine bunlar ezana, hayya ala, hayya
ala hayrin amel. Hayya ala hayril amel sözünü ilave ederler. Cenaze namazında 5 tekbir alırlar. Bu mezhep Hicri 288'den beri Yemen'de devlet mezhebidir. Yani Zeydiye mezhebi Yemen'dedir. Şia mezheplerinin Ehl-i Sünnet mezhebine en yakın olanıdır Zeydiye. Akide'de mezhepleri Mutezile'dir. Hüküm çıkarmada bunların Kur'an-ı Kerim, hadis, reyle içtihat, kıyas, istihsan, mesali, mürsele ve istishaba dayanırlar. İşte kıymetliler, sizlere kıymetli İslam alimlerinden 4 mezhebin dışında bazılarına da yer vererek dersimiz devam etmektedir. Cenab-ı Hak İslam alimlerinin sayısını çoğaltsın, sıkıca İslam birliğini, İslam kardeşliğini Kur'an ve sünnette bir ve bütün olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin.